Evet arkadaşlar, şimdi Şimşek McQueen'in sizden birkaç isteği var. Öncelikle videomuzu açtığınızda kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmında ilk olmak için buradaki çana tıklamayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız bakalım? Bugün Arabalar Şimşek Hızı oynayacağız. Önce kasabamızdaki biriken paralarımızı bir toplayacağım arkadaşlar. Şurada birikmişler. Şuradaki bir tane cevherimizi de satın aldım. Daha doğrusu aldım. 4 saatte de biliyorsunuz cevher geliyor artık. Yeni bir cevher madenini aktif etmiştim. Geçenki videomuzda haberiniz var. Oo, diğer arabalarımız görevden gelmiyor. Şunları bir toplayayım. Topla 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 topla. Hepsini toplayalım. Oho. Kaç araba var böyle. Çok iyi ya. Şu an tüm paralar maralar her şey geldi yaklaşık. Oo, yeni seviye atladık. 27 olduk. Gerçekten iyi oldu. 6 tane de cevher geldi. 3 tane yeni obje açıldı. Bunları artık yükleyebileceğiz şeylerimize. İnşa edebileceğiz. Bayağı iyi oldu. Hemen şunları bir görevlerine gönderelim arkadaşlar. Bugün de neler yapacağımızı anlatacağım sizlere. Bugün en son biliyorsunuz Holy Shift Film pistinde kalmıştık. Aracımızın yükseltmelerini ben tamamladım. Umarım bugün bitirebiliriz bölümü. Bitiremezsek de boyaları açmak için uğraşacağım. Bakalım Arabalar Şimşek Hızı'nda bugün neler yapacağız. Çok seviyorsunuz bu oyunu biliyorum ama yine böyle değişik araba oyunu varsa isteğiniz yazmayı unutmayın. Onları da oynarım ben. Araba oyunlarını bayağı seviyorsunuz çünkü biliyorum bunu. Evet, şimdi son olarak Carla'yı da bir görevine göndereyim. 10 saat sonra gelecekler görevden. Şimdi 27 level olduk. 5 tane benzinimiz var. Artık kaldığımız yerden devam edebiliriz. Holy Shift Well. Evet. Bakalım şimdi Holy Shift bile nerede kalmıştık? Oo, şu Todoroki'de kaldık. Yalnız tam 7 tane inşa etmemiz gereken şey istiyor. 7 tane. Yuh artık. Yuh artık diyorum. Başka bir şey demiyorum. Aa, tamam, hediyemiz varmış. Bakın hediye gösteriyor şu an. O hediyeyi bulmaya çalışacağım şimdi. O hediyeyi yükleyeceğim. Paramız az olsun. Yani gitmesin paramız. Hediyemiz varsa madem. Evet. Bir tane lastik kulemiz varmış. Görüyorsunuz. Lastik kuleyi ücretsiz olarak yükledik. Ve şimdi artık normallere, yani kendi paramızla yapacağız. Bir oldu. Dişli balon koyuyorum. İki oldu arkadaşlar. İki oldu. İki oldu. Bir adet şişme kemer. Üç oldu. Hoparlör. Dört oldu. Biraz güzel bir şey koyalım. Dört oldu arkadaşlar. Unutmayın. Dört dedik. Lastik çelenk 5 oldu. Biraz daha pahalı bir şey koyacağım. Rastis çadırı var. Çok güzel. 6 oldu. Bir tane daha koyacağım. Bu güzelmiş. Dünya şampiyonası afişi ve 7 oldu. Bitmiş olması gerekiyor. Evet, doğrudur. 7 tane ya. Yuh artık. Bu insafsızlar sizi. Biraz insaf alın. Evet, şimdi yarışa başlayacağız. Şu Todoroki farklı bir boyasıyla gelmiş. Görüyorsunuz. Acayip bir boya. Ne o, tekerler falan var yüzünde. Siyah. Kara şövalye gibi bir şey olmuş. Bakalım ne yapacağız. Holly umarım geçebilir. Ve yarış başladı. Şu an fena gidiyoruz. Holly. Holly dostum, dikkatli ol. Oo, güzel. Holly'nin pistini unutmuşum valla. Ama kazanacağız gibi duruyor. Ne dersiniz? Alırız gibi geliyor. Oo, biraz çarptım. Yetişti. Yetişti. Kırmızı bir şeyler yapıyor. Gördünüz mü? Kırmızı bir şeyler var şeyde. Şu Todoroki'de. O neydi öyle anlamadım ama. Kırmızı bir şeyler gözüküyor. Şu Todoroki'nin arka tarafından çıkıyor. Ama yarışı muhtemelen kazanacağız. Şu an artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Lütfen. Lütfen. Oo, kaçırdım orada. Ama galibiyet geldi arkadaşlar. Ve yarışı galibi. Tabii ki biz olduk ama çarpmadan bitiremedik. Çarptık bir kez. Evet, şu Todoroki. Evet, bayağı eğlenceli olduğunu söylüyordu ama geçtik hemen. Şimdi bakalım sıradaki yarışımız kim varmış? Rastis çadırına bakın arkadaşlar. Çok güzel duruyor yalnız. Bakayım, umarım aşırı çıkacak ya. Tüh. Vallahi aşırı çıkacak. Artık yapacak bir şey yok. Bir tane buraya kavşak ekleyeceğim. Ve yarışımıza devam edeceğiz şimdi. Yalnız bir dahaki, yani bugün bitiremeyeceğiz bölümü. Onu söyleyeyim. Vallahi bitiremeyeceğiz. Son yarış aşırı gösterecek. Aşırıları ben yenemiyorum vallahi arkadaşlar. Yenebilen varsa helal olsun.
yenebilenleriniz varmış, yazanlar olmuştu. Bu yine Francesco'nun farklı bir boyası gelmiş. Bu boyasının ne olduğunu hiç bilmiyorum. İlk kez gördüm. Bakalım yenebilecek miyiz? Ve yarış başladı. Şu an zor seviyedeyiz. Şu an ilk rahat geçtik. Bakalım. Oo, güzel. Şu an iyi gidiyoruz ama bir sonraki yarışta maalesef yenemeyeceğiz. O zaman biz de boya açarız bugün arkadaşlar. Evet. Güzel. Çok iyi gidiyorsun Holly dostum. Harikasın. Webride'a geçtik. Buraya da geçtik. Pistler çok güzel. Onu söyleyeyim öncelikle. Acayip güzel pistler var. Şu an yalnız. Şu an var ya. Adam nasıl geliyor Francesco ile ya? Ya neredeyse geçecek var ya. Şu an öyle korkuyorum ki. Arkadan yetişmek üzere çünkü. Oh be. Son anda var ya. Ufacık bir hata yapsaydım geçecekti. Ama izin vermedim geçmesine Francesco. Kusura bakma, inanamıyorum diyordu. Yenildi çünkü. Evet, şimdi sıradaki yarışımız için hazır mısınız bakalım? Ama sıradaki yarış yapamayacağız muhtemelen. Aynen ya. Pin roketle yapacağız ama nasıl yapacağız bunu? Aşırı diyor. Neyse, bir tane bir şey ben tamam, şöyle sarsıntılı yol koydum bir tane. Ama muhtemelen yani bilmiyorum, bana hiç yenebileceğiz gibi gelmiyor arkadaşlar. Aşırı diyor ya. Çok fazla fark var. Keşke yenebilsek. Çok isterim yenmeyi ama muhtemelen bir sonraki videomuzda kalacak. Holly'nin pistini geçmemiz. O roket fena duruyor ya. Vallahi çok tehlikeli duruyor. Hiç bizi geçitmeyecek gibi duruyor. Şimdi bakacağız. Bakalım, umarım geçebiliriz. Bir ve çıkış geldi. Şu an iyi çıktık ama o bizi geçirtmez ya. Vallahi bizi geçirtmez. Oo, bastı gidiyor. Bastı gidiyor ön tarafta ama yetişemeyeceğiz. Arkadaşlar şu an tam gaz gitmeme rağmen, hatasız gitmeme rağmen yani. Şu an orada zaten hata yaptım biraz önce. O bütün mahvetti. Hayatta geçemem. Ya onun bir kere kaza yapması lazım. Yani bir kere kaza yapmazsa geçemezsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz yani zor yani, aşırılar geçilmiyor. Adam hiç kaza yapmadan gidiyor. Nasıl geçeyim ben bunu ya? Tüh. Bir sonraki videoya kaldı arkadaşlar. Yani Pin Roket'in pistine gelmek. Evet. Bugün günün değil, eski dostum diyor. Yenildik. Ama şimdi ne yapacağız biz? Her zamanki gibi arkadaşlar, kasabamıza döneceğiz ve boya açmaya çalışacağız. Boyaları çok seviyorsunuz. Yeni yeni boyalar açmamız lazım. Şimdi yeni boya için bakacağız. Kimlerle yapabiliriz? En son geçenki videomuzda birkaç şeyin uğraşmıştık. Ama saçma sapan bir şey olmuştu. Wingo'nun boyaları var mı hiç? Şu an iki tane boyası varmış. İkisi de aktif değil. O zaman Wingo ile bir oynayalım. Bakalım Wingo'nun boyasında hiç açılabilecek bir şeyler var mı? Mater var. Oo, Yakuza. Şuna bakın arkadaşlar. DJ'in farklı bir versiyonuydu bu sanırım. Bakalım şimdi Wingo ile oynayacağız. Belki bir boya açabiliriz. Belki de açamayız. En azından ilerleme yapmış oluruz. Böyle. Elbet ilerleyen zamanlarda tüm arabaların tüm boyalarını aktif etmiş olabileceğiz. İlerleme yapalım biraz. Ve yarış başladı. Çok rahat yeneceğimize inanıyorum. Güzel gidiyoruz. Şu an harika. Güzel. Devam böyle dostum Wingo. Evet, bayağı seviniyor şu an. Umarım bir boyasını açabiliriz ya. Umarım. Boya açmak istiyorum bu videomuzda ama bakalım denk gelecek mi? Benzinimiz de az. Keşke oyunda daha çok benzin olsa ya. 5 tane sadece. Ondan sonra beklemeniz lazım. Ve yarışı kazandık. Bakalım hiç boyayla ilgili bir şey gelecek mi yoksa para mı verecek? Şimdi göreceğiz. Şu an 259. Neyse. Evet. Orada bir yer açıldı görüyorsunuz. Parti zamanı boyasının için 3 tane eksiğimiz kaldı. Fena değil aslında. İyi diyebiliriz. İşte yani. Şimdi bakalım kaç tane. 2 tane benzinimiz kaldı. Yeni bir başka bir yere gidelim arkadaşlar. Wingo ile oynamayalım bu sefer. Farklı yerleri de görün. Şimdi bakalım kimle yapalım düşüneceğim. Boss var, Miguel var, Carla var. Aslında Carla ile de oynayabiliriz. 4 tane boyası varmış görüyorsunuz. 4 boyası. Raul de aslında olabilir. Bir boyası açılmış zaten Raul'ün. Önceden oynamışız.
O zaman bir tane daha oynayalım. Belki bir boya moya açılır. Bir şeyler açılır. Ya da ilerlemiş oluruz. Daha sonra bir de Snod'la yapacağım. Snod'un çünkü bir tane eksik kalmıştı sanırım. Onu açabilmemiz lazım. Bakacağım şimdi arkadaşlar. Raul Carol ile Todd Marcus. Aynen Todd Marcus ile oynayacağız. 2-1 ve yarış başladı. Evet. Şu an başladık. Rahat yeneceğiz. Yani yenilme şansımız yok diyebilirim arkadaşlar. Güzel bir yarış olacak ama bayağı bir güçsüz Todd Marcus şu an. Seviyesi düşük. Fena dönüyor ya. Raul muhteşem bir rally arabası biliyorsunuz. Hoppa güzel. Çok güzel gidiyor ya. Vallahi Raul muhteşem gidiyor. Güzel geçti. Evet şu an bayağı bir seviniyor. Evet burası çok gıcıklı ya. Hoppa. Hoppa. Hop. Uçuşu gördünüz mü? Muhteşemdi. Şu an artık sona doğru yaklaşıyoruz. Raul'ün pisti çok uzun ya. Gerçekten Raul'ün pisti çok uzun. Görüyor musunuz? 32-33 combo yaptık ya. 34 combo. Ne demek ya? Çok yüksek. Yani çok fazla uzun. Bakalım. Daha varmış ya. Fransa bayrağı boyası. Daha eksiğimiz çok var. Şimdi başka bir yere geçeceğiz. Son benzinimiz olması lazım. Son benzinimizi de farklı bir kasabada kullanacağım. Belki bir boya açmaya denk geliriz. Snod'la oynayacağım. Çünkü Snod'un eksiği çok az kalmıştı. Böyle arkadaşlar. Artık eksikler daha da azalacak. Ve artık diğer videolarımızda tüm boyalarını açmış olacağız belki de arabalarımızın. Yavaş yavaş. Bu oyun hemen bitmez. Yani oyun biter de boyaları açmak zaten uğraştırır bayağı. O yüzden boynumuzu daha çok çekeceğiz videomuzu. Snod'la oynayacağız. Siyah jet boyası vardı sanırım. O açılacaktı. Keşke açılsa bugün ama biraz zor gibi gözüküyor. Bakacağız şimdi. Bu yarışı bir inelim. Bir ve yarış başladı. Film orada güzel çıktı. Organik yakıtıyla beraber geliyor. Şu an büyük motor Snod. Hoppa traktörden zor atladık. Zor atladık valla. Şu an burayı da geçtik. Devam. Büyük motor Snod. Evet şu an gayet iyi gidiyor. Snod'un pisti de gayet fena değil. Güzel bir pist. Çok fazla viraj var. Viraj olmasa tabii ki zorluyor insanı. Sürekli basmanız gerekiyor oradayken. Bakın şöyle. Ne bakın arkadaşlar çok fena. 15 combo yaptık ve yarışı kazandık. Bakalım bir boy açılacak mı lütfen. Of bir tane kaldı. Olamaz ya. Görüyor musunuz? Bakın jet ne diyor? Jet siyah boyasının kilidini açmak için tüm etiketleri topla. Bir tane de etiket açıldı şimdi. Son bir etiketimiz kaldı. Yani şu üstteki etiket kaldı ya. Ne yapıyormuş? Başlama artışı uzun sürer diye bir özellik veriyor. Çok güzel. Ve rengi bayağı iyi duruyor. Ne yapsak bilmiyorum ama. Yani bir yarış eksiğimiz kaldı. Bir yarış daha yaparsak acaba etiket mi gelir? Para mı verir oyun bize? Etiket vereceğini bilsem devam ederim ama hiç belli değil. O yüzden diğer videomuza kalsın. Hem diğer videomuzda Fin Rocket'in pistini açmış olacağız. Hem de belki yeni boyaları açabiliriz. Bilmiyorum arkadaşlar ben bir yükseltmesini yapacağım Holy Shift Fell'in. Evet videomuzun da burada sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.